Merhaba arkadaşlar ben Uğur Mutlu. Kesirlerde işlemlerle devam ediyoruz. Yanına verilen dereceli kaplardan sular boş bir kapıya boşaltılıyor. Kaptaki su miktarının kaç litre olduğunu bulalım. Burada 1 tam 1 bölü 4 bölü 10 35 bölü 102 ifademiz vardır. Burada 1 tam 4 bölü 10 kesirin 10 ile genişletmemiz gerekiyor ki paydalar aynı olsun. İşlem yapabilmem için bunu asla unutmuyoruz toplama ya da çıkarma için paydalar eş olmalı. Yoksa işlem yapamam. Paydaları nasıl eşitlerim? Genişletip ya da sadeleştirerek. 1 tam 4 bölü 100'ü genişlettiğim zaman 1 tam 40 bölü 100 oldu. 1 tam 40 bölü 100 ile 35 bölü 100'ü topladığımız zaman 1 tam kenarda kalacak. 40 ile 35'i toplarsam da bir tam 75 bölü 100 yeni kaptaki ifadem olacaktır. Dereceli kapların birinde 42 bölü 100 litresi olsaydı sonuç ne olurdu? Birinde 35 bölü 100 olduğunu diğerinde de 42 bölü 100 olduğunu düşünelim. 42 bölü 100 artı 35 bölü 100 dediğimiz zaman 70, 77 bölü 100 olarak karşımıza cevabımız çıkardı. Çıkartma işlemlerini yapalım. Öncelikle basit yöntemle payda işlemeyle yapabiliriz. Hemen bakalım. Her bir kesir ortak birim kesir. Yani paydaları eşitleyerek ifade yapabiliriz. 1 bölü 4 yerine 2 ile genişletirsek 2 bölü 8 2 bölü 8'den 1 bölü 8'i çıkarttığımız zaman da 1 bölü 8 olacaktır. Ya da kesirli ifadede sayı doğrusunda yaptığımız zaman 2 bölü 8'den 1 bölü 8'i alırsak cevap 1 bölü 8 olacaktır. 2 bölü 3'ten 4 bölü 9'u çıkartırsak paydaları eşitleyip yani ortak bir ip kesir cinsinden yazdığım için 3 ile genişletirsek 6 bölü 9 4 bölü 9 çıktığı zaman da sonucumuz 2 bölü 9 olacaktır. Modelleme yaptığımız zaman 6 tane parça 9'dan 4 tanesi çıktığı zaman elimizde 2 tane kalacaktır. İşlemde 2 bölü 3 kestiği yerine 9 bölü 18 olsaydı yani 9 bölü 18 eksi 4 bölü 9 olsaydı. Bu sefer yapacağımız işlem 9'u genişletmek yani 9 bölü 18 eksi 8 bölü 18 olacaktı. Bu da bize 1 bölü 18'i verecek. 1 eksi 1 bölü 6'da buranın gizli biri vardır. Gizli biri genişlettiğimiz zaman 6 bölü 6 eksi 1 bölü 6 o da 5 bölü 6 olacaktır. Modelleme olarak yaptığım zaman önce bir bütünü 1 bölü 6 1 bölü 6 olarak birim kesirleri ayırmam lazım. 6 bölü 6 olsun. Daha sonra bir tanesini aldığımız zaman karşımıza 5 bölü 6 olarak cevabımız sayı doğrusunda da aynı şekil olacaktır. Bizim dediğimiz ifade ise Önce genişletiyoruz 6 bölü 6 ile daha sonra 5 bölü 6 kalıyor. İşlemde bir doğal sayı serisine 3 olsaydı o zaman 3 eksi 1 bölü 6 olacaktı. Bunun gizli birinin yerine hemen 6 ile genişletiyorduk. 6 ile 3'ü genişlettiğimiz zaman 18. 6 ile 1'i çarptığımız zaman 6 eksi 1 bölü 6 diyoruz. 17 bölü 6 sonucumuz çıkacaktı. 4 kilometrelik bir maratonun 7 bölü 10 kilometrik kısmını tamamlayan Semih'in kaç kilometrelik yolu kaldığını bulalım. 4'ten 7 bölü 10'u çıkartmamızı bahsediyor. Hemen o zaman bunun gizli biri var. 10 ile genişletiyorum. Ortak birim olsun. 40 bölü 10 eksi 7 bölü 10 oldu. 40'tan 7'yi çıkarttığımız zaman 33 bölü 10 olarak cevabımız karşımıza çıkar. Burada aynı şeyi yaptıktan sonra 33 bölü 10'u basit kesir şeklinde bileşik kesir şeklinde yazdığımız zaman 3 tam 3 bölü 10 olabilir. Ya da modelleme yapabiliriz. 4 tamdan 7 bölü 10 çıkardığımız zaman 3 tam 3 bölü 10 karşımıza gelebilir. Yolun tamamı 10 kilometre olsaydı yani 4 dil 10 olsaydı 10 kilometreden 7 bölü 10 çıkartacaktık. 10 ile genişlettiğimizde 100 bölü 10 bu da eşittir karşımıza. 97 bölü 10 bu da 9 tam 7 bölü 10 olarak karşımıza kalırdı. Pardon. 93 bölü 10 9 tam 3 bölü 10 olurdu. Semih maratonun 4 bölü 5 kilometrik kısmını tamamlamış olsaydı yani 4'ten 4 bölü 5'i çıkartsaydı. Bu sefer gizli bir dimizde 5 ile genişletmek durumunda kalırdık. O zaman 20 bölü 5 eksi 4 bölü 5 olacaktı. 16 bölü 5 olur. Bunun tamlı olarak yazdığım zaman 3 tam 1 bölü 5 olarak da yazılabilir. Bir bambu bitkisinin boyu 5 tam 3 bölü 4 metredir. İplik üretimi amacıyla bu bitkinin boyundan 2 tam 1 bölü 2 metre kısaltında. Bitkinin boyunun kaç metre olacağını bulalım. 5 tam 3 bölü 4 2 tam 1 bölü 2. Paydaların aynı olması gerekiyor. O zaman burayı 2 ile genişletmem lazım. 2'yi genişlettiğim zaman 2 tam 2 bölü 4 5 tam 3 bölü 4'ten çıkartılacak. Önce 5'ten 2 çıkartırız tam kısım 3 olacaktır. Daha sonra 3'ten 2'yi çıkarttığımız vakit 1 kalacaktır. O zaman 3 tam 1 bölü 4 olarak karşımıza gelecektir. Modelleme şekliyle de aynı ifade de yapabiliriz. Ya da işlem sonucu tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirebiliriz. 2 ile 2'yi çarpıp 1 eklesek 5 bölü 2. 5 bölü 2'yi de 4'e genişleteceğimiz için 10 bölü 4. 5 tam 3 bölü 4'ü 4 kere 5 20. 3 eklediğimiz zaman 23 bölü 4. Daha sonra 23 bölü 4'ten 10 bölü 4'ü çıkardığımız zaman 13 bölü 4 olarak karşımıza gelecektir. 13 bölü 4 ya da tam sayı çevirdiğim zaman 3 tam 1 bölü 4 olarak bulunur. Bir tiyatro oyununda biletlerin 4 bölü 7'sini Merve 3 bölü 14'ünü Ahmet satmıştır. Buna göre Merve ve Ahmet'in satışlarından arasındaki farkın düm, tüm biletlerin kaçta kaç olduğunu bulalım. Satışı yapılmayan biletlerin tüm biletlerin kaçta kaçta olduğunu bulalım. Merve ve Ahmet bilet satışları arasındaki farkı bulmak için verilen kesirlerde çıkarma işlemi yapalım. Çıkarma işlemi için her iki bir kesir ortak birim kesire dönüştürelim. Yani paydaları eşitleyelim. 4 bölü değil ilk ile genişletirsek 8 bölü 14. 8 bölü 14'ten 3 bölü 14'ü çıkartırsak 5 bölü 14 olarak karşımıza cevap çıkacaktır. Merve ile Ahmet'in bilet satışlarının farkı oldu. 4 bölü 7'yi 8 bölü 14 3 bölü 14'ten farkı aldığımız zaman elimizde 5 bölü 14 olarak kalacak. B şıkkında ise biletlerin tamamını bir tam olarak alırız. Satışı yapılmayan bilet sayısının tüm biletlerin kaçta kaçın olduğunu bulmak için Merve ve Ahmet'in satışlarını toplar. Bu toplamı birden çıkartırız. Ahmet ve Merve'nin toplam satışı 8 bölü 14'te 3 bölü 14'ü topladığım zaman 11 bölü 14. Bir tamdan 11 bölü 14'ü çıkarttığım zaman birin gizli biri vardır. 14'te genişletmem gerekiyor. 14 bölü 14 eksi 11 bölü 14 eşittir. 3 bölü 14 olacaktır. Eğer Merve biletlerin 1 bölü 2'sini satmış olsaydı satışı yapılmayan biletler tüm biletlerin kaçta kaçı olurdu dediğimiz zaman. Yine bu sefer A Merve'nin yerine 1 bölü 2 ekleyip ifadeyi devam ettirecektik. Yani Merve'nin sattığı biletler ne kadardı bakalım tekrardan. Merve 4 bölü 7'yi satmıştı. Şimdi o zaman burada 4 bölü 7 yerine 1 bölü 2 kullanmam gerekiyor. Ve Ahmet'in de 3 bölü 14. Bu sefer 7 ile çarpardık. 7 bölü 14 artı 3 bölü 14. Bu da eşittir. 10 bölü 14 olurdu. 10 bölü 14'ü birden çıkartmamız gerekiyor. Kaçta kaçını kalanı bulduğumuz için. 1 dediğimiz ifade gizli birden 14'te genişletiyoruz. 14 bölü 14 eksi 10 bölü 14 o da 4 bölü 14 olarak karşımıza gelir. Yandaki müzik aletlerini ve verilen kesirleri kullanarak kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini gerektiren bir problem kuralım ve çözelim. Kullanacak kesirler 5 bölü 20 2 bölü 4 Verilenleri kullanarak uygun problem oluşturursak bir sınıftaki öğrencilerin tamamı gitar, keman ve piyano müzik aletlerinden sadece birini çalabilmektedir. Sınıfın 5 bölü 20'si gitar, 2 bölü 4'ü piyano çaldığına göre kaçta kaçı keman çalmaktadır. O zaman gitar ve piyanoyu toplayıp birden çıkardığımız zaman bize keman çalanların hesabı gelecektir. Öncelikle hepsini 1 bölü 4'ü ya genişletmem lazım ya da 20'yi 4'e bölünmek için 5'e bölmem gerekir. 5 bölü 20'yi sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 4, 2 bölü 4'te piyanomuz var. O zaman 1 bölü 4'te 2 bölü 4'ü toplarsam 3 bölü 4. 1 bütünden 3 bölü 4'ü çıkartırsam kalan keman 1 bölü 4 olacaktı. Piyano çalan öğrenciler, 2 bölü 4 yerine 3 bölü 10 olsaydı. 5 bölü 20 artı 3 bölü 10 yapacaktık bu sefer. 8 bölü burayı 2 ile genişletiyorum. 2 kere 3 6. 5 bölü 20 artı 6 bölü 20 11 bölü 20'si toplam çalandı. 1 eksi 11 bölü 20 diyeceğim ki kemana kim kalmış olacaktı. Bu 1 dediğimiz şey 20 bölü 20 eksi 11 bölü 20 dediğimiz zaman 9 bölü 20 karşımıza cevabımız çıkacaktır. Oyun zamanı biraz dinlenmeniz için makas kullanırken dikkatli olunuz bu arada. Bu oyunu kendi aranızda oynayarak biraz eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Evet sıra bizde. Aşağıdaki eş parçalı ayrılmış şekillerle modellenen işlemleri altlarına yazınız. Boyanan kısım 2. Tüm parçamız 5. 1, 2, 3, 4 parçamız var. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 bölü 10 da. 2 bölü 10. Ve karşımıza gelen ifade 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölü 10. Burada Modellerin ifadede 4 ile 10'un toplamı 2 ile 10'un topladığımız zaman 6 bölü 10 olacak. Bu 2 bölü 5 genişletilerek 4 bölü 10 olmuş buraya baktığımız zaman. O zaman 2 bölü 5'te 2 bölü 10'u topladığımız vakit 6 bölü 10 olarak karşımıza cevap çıkacaktır. toplama işlemlerine baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça ayrılmış. 8 parçadan sonra gel ne gelmiş? 10. O zaman 10 gelmiş 8 parçada. 2 gelmiş 8 parçada. Bunların birbirini topladığımız zaman 12 toplam olmuş 8 parçalık kısımda. 1, 2, 3 parçalık kısım var bir bütünü birim kesir. 3 birim olarak 3, 6, 9, 10 parça gel gelmiş. Geriye doğru 2 parça gitmiş. Ve 10'dan 2 çıktığı zaman 8 bölü 3 olarak gelmiş. Yani 10 bölü 3 eksi 2 bölü 3 o da eşittir. 8 bölü 3 olarak geliyor. B şıkkında da 10 bölü 8 artı 2 bölü 8'den 12 bölü 8 elde ediyorduk. Aşağıdaki kesirlerin toplam ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin ediniz. İşlem sonuçlarını bulunuz ve tahmininizde gerçek sonuçlarla karşılaştırınız. Burası yarım burası yarıma yakın. O zaman bir bütün elde edecektir. Ya da direkt ben şurayı üçte genişletiyorum. 6 bölü 12 artı 7 bölü 12 13 bölü 12. 13 bölü 12 tama yakındır. 15 ve 5 paydaları eşitlemem lazım. Burayı 3 ile genişletiyorum. 10 bölü 15 eksi 9 bölü 15. Karşımıza 1 bölü 15 çıkacaktır. 11 bölü 16 2 bölü 4. Hemen 4 ile genişletiyorum. 11 bölü 16 artı 8 bölü 16. 11 ile 8'i toplasam 19 bölü 16 olacaktır. 3 tam 10 bölü 33. 1 tam 4 bölü 11. 33 olması için burayı 3 ile genişletiyorum. Burası da 12 oluyor. Önce tamları topluyorum. 3 ile 1'i toplasam 4 tam edecektir. 10 ile 12'yi toplasam 22 edecektir. 33 kalacaktır. 32 ve 8 Burayı önce sadeleştirebilirim. 4'e bölsem 5, 4'e bölsem 8. 5 bölü 8 oldu. Paydalar aynı. O zaman 5'ten 1 çıkartırsam 4, 8'ler sabit kalacaktır. 4 bölü 8 olacaktır. 50 ile genişletelim. Burayı 2 ile çarptığımız zaman burasının 50 olması gerekiyor. 2 ile çarptığım zaman 10 olması gerekiyor. Öncelikle 4'ten 1'i çıkartıyorum. 3. 35'ten 10'u çıkartıyorum. 25. 50'den 50 paydalar aynı olduğu için sabit olarak karşımıza 50 geliyor. 4'ten burada 2 bölü 8. 2 bölü 8 ise 4 tam 2 2 daha 4. 8 der standart. 4 tam 4 bölü 8 kalacaktır. Gizli biri var. O zaman hemen 7 ile genişletiyorum. 7 ile 7 çarparsak 49 bölü 7 eksi 3 bölü 7. 49'dan 3 çıkarsa 46 bölü 7 cevabımız olacaktır. 1 bölü 9 artı 5. 5'in gizli biri vardır. Hemen 9 ile genişlettiğimiz zaman 1 bölü 9 artı 45 bölü 9 oluyor. Bu da 46 bölü 9 olarak sonucumuz karşımızda. Bir yolun ilk gün 2 bölü 10'u, ertesi gün 1 bölü 2'si asfalt çalışması yapılmış. Asfalt çalışması yapılan yol tüm yolun kaçta kaçıdır? O zaman bunları toplamam gerekir. Toplarken birim paydalar eşit olması gerekir. O zaman burayı 5 ile genişletmem gerekir. Yani 2 bölü 10 artı 5 ile genişlettiğim zaman 5 bölü 10 toplamda 7 bölü 10'luk kısım asfaltlanmış oluyor. Bir bahçenin 2 bölü 6'sı domates 6 bölü 12 salatalık ekilmiş. Kalanına ekim yapılmamış. Bahçenin kaçta kaçına ekim yapılmamıştır. Önce ne kadarını bulmam gerekiyor. Burayı 2 ile genişletirsek 4 bölü 12 artı 6 bölü 12. Yani 10 bölü 12'ye ekim yapılmış. Bir bütünden 10 bölü 12'yi çıkartırsak burası 12 bölü 12'den yapıldığı zaman 2 bölü 12 bizim için ekilmeyen alan olarak karşımızda. Ayşe ve Mehmet'in yarışta aldıkları yol miktarları gösterilmiştir. 1 bölü 5 hemen genişletirsek 2 bölü 10 4 bölü 10 o zaman 2 ve 4 6 10 için ne kalması gerekiyor? 4 bölü 10 kalması gerekiyor. 4 bölü 30 hemen burayı 10 bölü 30 yapalım. 4 10 14 geriye o zaman 30 olması için 16 bölü 30 lazım. Ayşe ve Mehmet bir parkur yolunu tamamlamak için 3 gün sürecek bir yarışmaya katılmışlardır. İlk iki gün bisiklette gidecekler. Üçüncü gün yürüyerek yarışı tamamlayacaklar. Ayşe ve Mehmet'in günlere göre yolu bitirme miktarlarının bir kısmı tabloda verilmiştir. Ayşe'nin yürüdüğü yol Parhud'un kaçta katışıdır? Üçüncü gün yürüyeceklerdi. Ayşe o zaman 4 bölü 10 oldu. Mehmet ve Ayşe'nin yürüdüğü yolların farkı parkurun kaçta kaçıdır? diyor. 4 bölü 10'dan 10 bölü 30'u çıkartmam gerekiyor. Ya da 1 bölü 3 çıkartmam gerekiyor. 4 bölü 10 eksi 10 bölü 30 yapmıştık. Burayı 3 ile genişletirsek 12 bölü 30'dan 10 bölü 30 çıkacak. O zaman da 2 bölü 30'luk bir far çıkar. Mehmet'in bisikletle gittiği yol parkurun kaçta kaçıdır? Mehmet ilk iki gün bisiklette gidecekti. O zaman burayın toplamı 4 bölü 30 ile 16 bölü 30'un toplamı bu da 20 bölü 30. Hatta sıfırları sadeleştirirsek 2 bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 2 tam 1 bölü 4 cm. Kısa kenarı 1 tam 5 bölü 16 cm ise dikdörtgenin çevresini tahmin ediniz. 2 tam burada var. 1 tam burada var. Yaklaşık olarak zaten değil. Net olarak 3. Çevre olarak baktığımız zaman 6 olacak. iki tarafı olduğu için. 1 bölü 6, 4 e, dediğimiz şey çeyrek. Bunu 16 olduğu için 4 ile genişletirsem 4 bölü 16 5 de burada 9 9 9 18 bölü 16 yaklaşık olarak 1'e tahmin edersek ne olacaktır? 7 olarak gelecektir. Toparlarsak 2 artı 1 bölü 4 hatta 1 bölü 4 yerine 4 bölü 16 yapalım. Artı 1 tam 5 bölü 16 3 tam 9 bölü 16 oldu. Burası yarım olandır. Yani 2 ile çarpmam gerekiyordur. 3 tam 9 bölü 16 3 tam 9 bölü 16 olarak yaptığımız zaman bizim elimize 6 tam 18 bölü 16 olacak. O zaman burası da 7'ye yakın olarak karşımıza gelecektir. Aşağıdaki verileri kullanarak kestelerde toplam ve çıkarma işlemleri yapmayı gerektiren bir problem kurup çözünüz. 2 tam 2 bölü 5, 4 bölü 15 Türkçe, Matematik, İngilizce. Ne yapabiliriz? Deriz ki Türkçe bilenler 2 bölü 5, Matematik bilenler 4 bölü 15, İngilizce bilenler kaçta kaçtır şeklinde. Önce burayı toplarız. Burasını 3 ile genişletirsek 6 bölü 15 4 bölü 15 Toplam 10 İngilizce'de nedir? 5 bölü 15 kalacaktır. Pizzanın 2 tane pizzadan 3 bölü 14'ü yenilirse ne olabilir? O zaman 2'den 3 bölü 14 çıkartacağız. Gizli biri olduğu için 14'te genişletiyoruz. 28 bölü 14 eksi 3 bölü 14. Bu da ne olacaktır? 25 bölü 14 karşımıza çıkacaktır. Yukarıdaki eşit aralıklarda ayrılmış sayı doğrusunu harflere karşılık gelen kesirleri bulunuz. Buldunuz kesirlere göre aşağıdaki işlemleri yapınız. A artı B. Hemen aralık yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 bölü 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine standart 7. 8, 9, 10, 11, 12. 14, 15, 16, 17. Burası da 17 bölü 7. A artı B. 5 bölü 7 ile 12 bölü 7'nin toplamı 17 bölü 7 17 bölü 7'den 5 bölü 7'in çıkartımı 12 bölü 7 3 arkadaş sipariş ettikleri 5 pizzanın 2 tam 5 bölü 6'sını Ali 6 bölü 12'sini Mehmet yemiştir. Ali'nin yediği pizza miktarı Ayşe'nin yediği pizzadan 1 tam 1 bölü 3 kadar fazla olduğuna göre Ayşe'nin yediği pizza miktarını istiyor. Şimdi öncelikle 5 pizzanın 2 tam 5 bölü 6'sını Ali 6 tam 12'sini de Mehmet yemişse Ali'nin yediği pizza miktarı Ayşe'nin yediği pizzadan 1 tam 1 bölü 3 kadar fazlaymış. 2 tam 1 bölü 6 1 bölü 3 fazlaysa o zaman öncelikle buradan buraya çıkartmam lazım. Ayşe'yi bulmam için. 2 tam 5 bölü 6 eksi 1 tam 1 bölü 3. 1 bölü 3'ü genişletmem gerekiyor. Hemen orayı 6 ile genişletirsek 2 ile çarpmamız lazım. 2 bölü 6. 2'den 1 çıkarsa 1, 5'ten 2 çıkarsa 3 payda nedir? 6 olarak karşıma gelir. Ayşe Mehmet'ten ne kadar fazla pizza yemiştir? Mehmet 6 bölü 12 idi. Ayşe'nin de bileşik kesri çevirelim. 6, 3 daha 9 bölü 6. Bunu 12 ile genişletirsek 18 bölü 12. 18'den 6 çıkarsa 12 bölü 12. Bir pizza fazla Pizzanın ne kadarı yenilmemiştir? Hepsini toplamam gerekiyor. 12 eşitlik olduğu için hepsini 12'ye eşitliyoruz. 6 ile çarpar, 6'yı 2 ile çarparsam 2 tam 10 bölü 12 artı 6 bölü 12 9 bölü 6'yı da 2 ile genişletirsek 18 bölü 12 10, 18, 28 6 daha 34 bölü 12 yani 2 tam 34 bölü 12 34 bölü 12 bileşik kesir olarak yazdığımız zaman 2 tam vardı. Burada da 2 tam olacaktır. 2 artı 2 artı 24 10 bölü 12 olacaktır. 5 pizzamız vardı zaten. 5 pizzadan çıkarttığımız zaman 5'ten 4 çıkarsa 1, 1'den 10 bölü 12 çıkacaktır. Buranın gizli birinden 12 ile sadeleştirirsek 12 eksi 10 bölü 12 bize 2 bölü 12'yi verecektir. Ünite değerlendirme. Didem cevizlerin 1 bölü 3'ünü Mehmet'te, 2 bölü 9'unu Türkan'a 5 bölü 18 Hülya'ya veriyor. Didem'in cevizlerin kaçta kaçı kalmıştır? Önce hepsini bir bütün olarak toplamam gerekiyor. 18 ise burayı da 2 ile burayı 6 ile genişletirsek. 6 bölü 18 artı 4 bölü 18 artı 5 bölü 18 dağıttı cevizler. 15 bölü 18. 18 bölü 18'den 15 bölü 18'i çıkarttığımız zaman 3 bölü 18 kalacaktır. 3 bölü 18'i sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 6 cevabımız Bursa gelir. 7 küçüktür. Üçgen küçüktür 8 olduğuna göre üçgen yerine aşağıdaki kesirlerden hangisi yazılabilir? 7'den büyük olacak, 8'den küçük olacak. 13'ü 2'ye böldüğümüz zaman 6 küsürlü bir şeydir. 28'i 4'e böldüğüm zaman 7. 41'i 5'e böldüğüm zaman 8 küsürlü bir şey. Ama 23 bölü 3 dediğimiz zaman 7,7 tarzında bir ifadeyle cevap Ceyhan'dır. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? 3 kere 2 6. Bir kere bu 2 tamlı 3 tam ayrı bir şeydir. Direkt yanlıştır. 3 kere 3 9. 2 ile toplasam 11 bölü 3. Direkt cevabımız Bursa karşımıza gelir. Ömer bir hikaye kitabının 2 bölü 5'ini Ayşe ise aynı kitabın 6 bölü 5'ini okuduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hikaye kitabının 2 bölü 5'i aynı kitabın 6 bölü 15'i. 3 ile çarpmam gerekiyor ki 15'i bulayım. Birim paydalar aynı olması lazım. Ayşe 6 bölü 15'ini okumuş. Ömer de 6 bölü 5'in 15'ini okumuş. O zaman sayfalar birbirine eşit olacaktır. A bölü 4 küçüktür 3 küçüktür B bölü 5. Yukarıdaki verilen sıralamaya göre A'nın alabileceği en büyük doğal sayı değeriyle 3 olması için bir kere buranın 12 olması gerekir. Ama 12'den küçük olması gerekiyor ki işlem olsun. O zaman buraya 11 diyebilirim. Buraya 15 dersem 3 olur ama 15'ten büyük olması için 16 lazım. B 16 en az A en fazla 11 oldu. İkisinin alacağı toplam değer 27 olmalı. A firmasının ürünlerinden 5 bölü 6'sı B firmasının ürünlerinin 3 bölü 5'i kadardır. A firmasının 36.000 ürünü olduğuna göre o zaman 36.000'i önce 6'ya bölüp 6.000 Sonra 5 ile çarpıp 3000'e B firmasının da 3 bölü 5'iymiş. Burada da önce o zaman 3000'e üç 3'e bölüp 1000 daha sonra 5'e çarpıp 50.000 olacak mıdır? 30.000 burası. Bir eksik. Ne oldu? B firmasının da 50.000 olarak cevabımızı çıkartmış oluruz. Boyalı kısımların belirli hangisi diğerlerine denk değildir. 1 bölü 4 2 bölü 8 3 bölü 12 2 bölü 6 2 bölü 6 sadeleştirince 1 bölü 3 birimler birbirinden farklıdır. Burası 1 bölü 3 burası 3 bölü 6 Genişletirsek 2 ile 2 bölü 3 4 bölü 6 olacaktır aynı zamanda. 4 bölü 6'dan 3 bölü 6'yı çıkarttığımız zaman 1 bölü 6 oldu. Melis başkanlığının seçimi yapılmıştır. Meclis başkanlığı için her öğrenci kendisini en iyi temsil edici düşündüğü başkanlığı dayına oy vermiştir. 3 tane başkan adayın olduğu seçimde birinci aday oyların 3 bölü 7'sini, ikinci aday oyların 5 bölü 14'ünü hemen burayı 14'te geniştirsek genişletirsek 6 bölü 14. Nedir? Paydadan eşit olması gerekiyor. 6 artı 5 11 bölü 14 Tüm oylar 14 bölü 14 olduğu için 11 bölü 14'ü çıkartırsam 3. adayda 3 bölü 14'lük oy alacaktır. Veysel oturduğu semtte bir iş yeri açmak istemektedir. Veysel'in biriktirdiği para istediği iş yerini açmak için yeterli olmayınca masrafların 1 bölü 25'ini arkadaşı Melikşah karşılamıştır. Melik Melikşah'ın ödediği miktar 800 lira olduğuna göre masrafların 1 bölü 25'i 800 lira ise 1'e bölüp 25 çarpmam gerekiyor. O zaman 800'ü 25 ile çarpıyorum. 20 bin ediyor. Masraflar 20 bin liraymış. Bu iş yerinin maliyeti kaç liradır? 20 bin olarak karşımıza cevabımız çıkacaktır. Evet arkadaşlar ünite değerlendirmenin de sonuna gelmiş olduk. Ben Uğur Mutlu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.